Evet arkadaşlar, merhabalar. Yine ben, Melih Fatih Havacılık'tan Vedat Güneş. Sivil Havacılık Yeni Müdürü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yetki Eğitim Kuruluşu Melih Fatih Havacılık'tan tekrardan merhaba sizlere. Bugün bahsedeceğimiz konular arasında drone nereden alınır? Hangi amaç için hangi drone kullanılır? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunlardan bahsedeceğiz. Birincisi arkadaşlar, şu an biliyorsunuz ki ilerleyen teknolojiyle birlikte drone kullanımı çoğaldı. İlgi arttı. Herkes artık fotoğraf makinesi yerine drone taşımaya başladı. Bu drone'ları alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birincisi ve en önemlisi, arkadaşlar drone'umuzu güvenilir marketlerden ya da yetkili bayi ve distribütörlerden almamız gerekiyor. Sebebi, teknolojik bir malzeme, elektronik bir malzeme, bekleme ömürleri ve raf ömürleri var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü almış olduğunuz dronelarda size verilen bataryalar eğer ki raf ömürlerini tamamladıysa bu size en kısa zamanda tekrar yeni bir batarya olarak bize getirecek. Biz size yeni bataryalar satacak. Bu da ilk bir külfet gerektirecek ki biliyorsunuz bizim ülkemizde şu an aslında batarya ve dronelar çok ucuz ama bizim ülkemizde pahalı. Sebebi döviz kurlarından dolayı 1 liraya alacağımız bir malzemeyi 17-18 liraya alıyoruz. Bundan kaynaklı olarak. Birincisi bu. İkincisi amatör olarak yeni başlayan arkadaşlar gidiyorlar 30 bin lira, 35 bin lira, 40 bin lira vererek dronlar alıyorlar. Nerede kullanacaksın? İşte ben kendi fotoğrafımı çekeceğim, videomu çekeceğim ya da doğa manzarası çekeceğim gibi işlerde kullanacağım. Hani gidip belgesel çekmeyecek, film çekmeyecek, sinema filmi çekmeyecek, dizi çekimi yapmayacak. Nerede kullanacaksın bu görüntüyü? Sosyal medyada kullanacağım. Nerede kullanacaksın? Instagram'da kullanacağım, Facebook'ta kullanacağım ya da YouTube'da kullanacağım. Arkadaşlar YouTube'a şu an sosyal medya içerisinde kullanacağınız sizin görüntü kalitesi 1080p. Daha yukarısını kabul etmiyor, sadece YouTube kabul ediyor. 1080p'lik yapacağınız bir çekime 8K'lık bir drone almanıza gerek var mı? Bence yok. 10 bin liraya alacağınız bir drone'a neden 30 bin TL verirsiniz? Örnek verelim. A markasında 30 dakika uçuş süresi, 20 km bölü hıza dayanımlı, rüzgara dayanımlı. 2.7K görüntü kalitesi var. Bu normalde sizin işinizi göremiyor. Aynı markada yine 30 dakika uçuş süresi, 20 km bölü saat rüzgar dayanımı ama 8K video kalitesi ya da 5.2K video kalitesi ya da 4K video kalitesi var. Bunu alıp ben fotoğrafı çekeceğim, manzara fotoğrafı çekeceğim gibi düşünen arkadaşlar var. Arkadaşlar bize yanlış. Çünkü ikisi de 20 km bölü saat rüzgar dayanımı. Hatta bir tanesinin taşınması daha zor. Bir tanesini el çantası gibi, bel çantası gibi yanınıza alıp rahatlıkla gezdirebiliyorsunuz. Fazla paralar vermiyorsunuz. İkincisi, şimdi drone alırken dikkat etmemiz gereken bizim bize vermiş olduğu kalite. Bizi servise göndermemesi, yedek parçasının bulunurluğu. Bunlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü uçan bir alet olduğundan düşecektir. Neden? Siz bir uçakla yere indiğinizde dahi o bir düşüştür. Nasıl bir düşüştür? Kontrollü bir düşüştür. Drone düşecek. Yani bu pilotaj hatasından olacak, çevre koşullarından olacak ya da yazılım hatasından olacak ama bir düşüş yaşayacaksınız. En de sonunda. Araçlarımız hiç kaza yapmadan bir hayat sonlandırabiliyor musun? Kesinlikle hayır. Yani araçlarımız olması günlük hayat içerisinde bir kazamız oluyor. Bu da olacaktır. Burada da bundan en kolay nasıl kurtuluruz? En zararsız nasıl kurtuluruz? Buna dikkat edeceğiz. Şu an yaklaşık 120 ülkede kendisini ispat etmiş markalardan bir tanesi DJI arkadaşlar. DJI dronları bizim ülkemizde en çok kullanılan, otonom uçuş gerçekleştiren, hatta sizin uçurmalarınız artık kendisinin uçtuğu, hayatımızı kolaylaştıran, otonom uçuş gerçekleştiren dronlardan bir tanesi. Size tavsiye edeceğimiz dronlar bunlar. Yeni başlayan arkadaşlar da DJI Mavic Mini ile başlayabiliyor arkadaşlar. Mini'nin 1, 2'si ya da SE'si ya da şu an bütçenize göre 3'ü. Bunlar olabilirsiniz. Ya da bir sonraki aşamada Air serisine geçebilirsiniz. Mavic Air serisine. Mavic Air'in 1'inden ziyade 2'si ya da 2S'i. Bunları kullanabilirsiniz. Ya da 2 Pro'su. Ya da şu an Mavic 3 var. Mavic 3'ü. Bunları kullanabilirsiniz. Ya da bunların termal kameralı dronları var arkadaşlar. Enterprise dronlar var. Mavic 2 Enterprise dronlar. Termal kameralı kullanacaksanız bunlar da. Yani kalkıp da bir M30 serisine ya da bir Matrix 300 serisine ya da 200 serisine gidip tonlarca para vereceğinize Mavic 2 Enterprise Drive kullanarak, dual ya da Enhanced kullanarak daha az parayla, daha küçük bir bütçeyle işlerinizi halledebilirsiniz arkadaşlar. Bizim amacımız dışarıya cihazımızın güzelliğini göstermek değil, o cihazla yaptığımız güzel işleri göstermek. Hepsi aynı işi yapıyor arkadaşlar. Bu sebepten ona buna kulak asmayın. Siz gidin bütçeniz hangi duruma uygunsa buna verin. Dışarıda bilinmedik markaları almayın arkadaşlar. Daha önce ismini duymadığınız markaları almayın. Kendisini ispat etmiş markalar üzerinden çalışın. Bu zirailaştırma dronlarında da aynı. Zirailaştırma dronlarında bu ben kendi imalatım, bu yerli imalatım, bunu ben yaptım. Biz Türk'üz arkadaşlar. Bizim şu an Türkiye'de
Bizim bir kontrolcü bantımız yok. Bizim bir frame bantımız yok. Bizim örnek veriyorum bir motor fabrikamız yok. Bizim otopilot sistemimiz yok. Bizim bir kart sistemimiz yok. Biz burada bir şey üretmiyoruz. Benim yerli imalat dediğim arkadaşlar dışarıdan toplayıp getirdim. Daha önce toplama bilgisayarlarda yaptığımız gibi toplamadır onlar. Motorunu bir yerden alıyorum, kanadını bir yerden alıyorum. Frame'in yani ötesini bir yerden alıyorum. Kamerasını başka bir yerden alıyorum. Tankını bir yerden alıyorum. Sulama sistemini başka bir yerden alıyorum. Bir drone oluşturuyorum. Sana bu yerli drone diye satıyorum. Ama bu kendini ispat etmiş bir drone değil. Neden? Tonlarca para veriyor. Şu an arkadaşlar ortalama bir zirai yaşam drone üzerinden bahsedersek 10 bin, 20 bin bantında dolar. 10 bin, 20 bin dolar bantında gezen bir drone. Bunlardan en önemli birincisi pil. Bir tanesinin pili 1000 kere doldurulurken diğer drone'un pili 300 kere dolduruyor. Bir pil 1000 dolardan başlıyor arkadaşlar. Ki dolar biliyorsunuz 1 dolar 1 lira olsa uygun. Ama 1 dolar şu an 17, 18, 16 bandında geziyor. 16, 17 katını veriyoruz. Bu sebepten arkadaşlar paranızı çöpe atmayın. Videolarımızın devamı için lütfen takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Kırmızı tuşlarınız olsun. İyi günler dileriz arkadaşlar.